Dokunamazsınız. Dokunamazsınız. Kadınların gözlüğüne emeğine dokunamazsınız. Ağlama. Ağlama. Sakin ol, ağlama. Bu ülkede kanun var. Biz 100 tane kadın burayı istila etmiş değiliz. Samsun'da kadınların bir araya gelerek ürün satışı yaptıkları Çarşı 1919 mağazası bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıtaları tarafından boşaltıldı. Ya kadınlara ne kadar büyük bir saygısızlık ya. Samsun'da Anıt Park'ın içerisinde 100 kadın çalışanın el emeğiyle ürün yaptığı ve bunları satışa sunduğu Çarşı 1919 isimli mağazanın kapısına dün gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından kaynak yapıldı. Sabah saatlerinde mağazaya gelen kadınlar gördüklerine inanamadı. Sabahleyin geldiğimizde kapımızın önüne bir demirle kaynak yapmışlardı. Çarşımıza giremedik. Sonrasında da ürünlerimizi geri bağladılar gördüğünüz gibi. Ben şimdi yanından geliyorum. Rica ettim, bize zaman verin dedim, başkan dedim. Hayır dedi. Anahtarları buraya getireceksiniz dedi. Dedim ki ya bir kadın olarak lütfen dinleyin beni dedi. Hayır dedi. Olmayacak, ben orayı verdim dedi. Gidip anahtarı bana teslim edeceksiniz dedi. Elime getireceksiniz dedi. Gece gelip buraya koskocaman bir demiri vurmuşlar. Muz Cumhuriyeti mi burası? Kaynaklamışlar. Ve ben... Belediye ekipleri kadınlara öğlen 2'de kilidin açılacağını ve eşyaları alabileceklerini bildirdi, ancak o verilen süre henüz dolmadan belediye yetkilileri bir anda gelerek apar topar mekanı tahliye etti, ürünlere ise el koydu. Ya siz orada kadınların emeğine dokunamazsınız. Evet. Ne yapıyorsunuz? Gidiyor. Kadınlar iş yapmasın. Kadınlar onların eline baksın istiyorlar. Hepsi sarsıyor. Her şey kırılacak. Üzülme lütfen. Güçlü dur. Bu ülkede kanun var. Ağlama. Ağlama. Ama bu yapılan Cumhurbaşkanı'na oy kaybettirmek için yapılan bir işlem. Bunu Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Şu anda oy kaybettirmek için darbe yapıyorlar başkana. Onlarca el emeğinin kırıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini belirten kadınlar tepki göstererek savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittiler.